Kaza seçim akşamı saat 12 sularında gerçekleşti. Bize ilk denildiğine göre Yusuf arkadaşımız makas ata ata ilerliyormuş. Tabii sonrasında biz olayın asıl yüzünü öğrendik. Asıl olay, Yusuf sağ şeritte ilerlerken önünde Mercedes Vito marka bir araç varmış. Bunun soluna geçmek için sinyal vermiş ve belirli bir süratte ilerlerken sinyal vermeden Vito sola atlamış. Yusuf'la Vito yan yana çarpışmış. Ama bunu bize Yusuf arkadan çarptı diye lanse ettiler. Bu tabii görüntülerden çok sonra ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gittiğimizde Yusuf arkadaşımızın cansız bedeniyle karşılaştık olay yerinde. Akabinde hastaneye gittik, sabaha kadar bekledik. Sabah savcı geldi. Savcının vermiş olduğu bilgi doğrultusunda Yusuf'un %100 hatalı olduğunu söyledi. Tabii biz olayın peşini hiçbir zaman bırakmadık. Bırakmayacağız da. Görüntüleri kardeşine izlettik. Bize izlemeye izin vermediler. Kardeşi de görüntüleri izledikten sonra Yusuf'un belirli bir hızda ilerlerken diğer çarptığı aracın birden Yusuf'un önüne atladığını öğrendik. Durum bu. Aradan 20 küsür gün geçti. Hala her gün aklımızda kendisi. Acısı bizde çok büyük, çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz 23 yaşında gencecik, pırıl pırıl hayalleri, idealleri olan bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz. Konuyu da merakla takip ediyoruz. Takipçisi de olacağız. Bir hafta sonu Şile'ye gittiğimizde ben biraz gaz açtım. Yusuf çok arkada kaldı. 5 dakika falan bekledim. Geldiği zaman da oğlum biraz yürüsene, gaz açsana. Abi siz çok hızlı gidiyorsunuz. Ben sizin gibi gelemem dedi. Yani bu çocuğun böyle bir kazaya karışmış olması gerçekten çok ilginç, çok üzücü. Yani kendisi devamlı temkinli, motor kullanmayı seven, karşısındakine saygısı olan, vatandaşlara saygısı olan, araçlara saygısı olan bir arkadaşımızdı. Ama maalesef ne yazık ki aynı saygıyı, aynı özveriyi araç kullanıcılarından göremiyoruz.